diyorlar. Evet, somut olarak belli açıklamalar yapılıyor. Gerek Ticaret Bakanı açıklama yaptı, işte ihracatta rekor kırıyoruz dedi. Diğer göstergelere bakıyorsunuz. Kültür Bakanı turizm açısından olaya yaklaşıyor, şu kadar gelirimiz oldu diyor. Ve ben de şuna bakıyorum, bu işi bilen uzmanlar, ekonomistler diyorlar ki kardeşim, ithalat, ihracat. Birbirini karşılamaya yakın olması lazım. Ve eğer karşılayamıyor olsa bile, %5, %10'luk bir farklılık olsa bile onu turizm gelirleriyle, hizmet sektörüyle eğer kapatıyorsanız ne ala. Kapatamıyorsanız yani döviz değer kazanır. Bunun için müneccim olmaya falan gerek yok diyorlar. Biz de bakıyoruz, eski tarihlerimize bakıyoruz. %70, %65 oranında ithalatı karşılayabiliyor ihracatımız. İlk defa %90'ın üzerine çıkmış ithalatı karşılama ihracatı oranları. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de onu belirterek diyor ki bize tuzak kuruluyor diyor. Diyor ki ilk defa %90'ların üzerine çıktı ihracat ithalatı karşılama oranı. Dolayısıyla böyle bir dönemde böyle doların işte %25, %30 değer kazanması manipülasyondur. Bunu farkındayız diyor. Sabahleyin bir ulusal kanalda dinliyorum. Beyefendi diyor ki, Şekip Avdagiç böyle demiş. Olur mu canım? Ben de bekliyorum ki ya Şekip Bey'in söylediği şeyin tersine şeyler, bir rakamlar verecek. Ve dolayısıyla Şekip Bey'in gizlediği gerçekleri şimdi biz Habertürk kanalından Turgay Ciner'in hala Maraş'ta 11 tane işçinin cesedini ailesine teslim edemeyen Turgay Ciner'in işçisi Yavuz Barlas şimdi büyük bir ifşaatta bulunacak. Türkiye ile ilgili gerçek rakamları açıklayacak diye dört kulak dinliyorum. Olmaz diyor. Böyle söylemekle bu işi kapatamazsınız diyor. Karşısındaki hanımefendi diyor ki Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da benzer şeyler söylüyor. Söylersiniz ama söylemekle kalırsınız vesaire. Ben gene bekliyorum ki ya rakam söyleyin bana. Deyin ki ya şunu da söyleyebilirler. Kardeşim ithalat, ihracat, karşılama oranları falan bunların hepsi hikaye. Esas rakam şudur. Deyin, söyleyin onu. Bakın deyin, şu rakam şu miktarda olduğu zaman Yunanistan'ın da hali budur. İtalya'nın da hali budur, Amerika'nın da hali budur. O rakam bu rakama indiği zaman şöyle olur deyin. Bugüne kadar hep siz dediniz ki, ekonomistleriniz dedi ki, profesörleriniz, Özgür Demirtaşlarınız, bilmem neleriniz dedi ki, kardeşim dedi, ithalatı karşılama oranı ihracatın birbirine eşit seviyeye geldiği zaman yırtarsınız. Üretiminiz arttığı zaman yırtarsınız. Rakamlar ortada. Üretim en üst seviyeye çıkmış. İhracatın gelmiş 215 milyar dolara gelmiş. İthalatında 225'ler civarında. Tamam 10 milyar 15 milyar bir açığın kalmış. Onu da turizmle, hizmet sektörüyle kapatmaya çalışıyorsun. Veyahut da işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyorlar. 10 milyar dolar diyorlar. Bugün hemen gelmedi diyor Habertürk'ten. Ya dur bakalım diyor. 10 milyar doların lafını ettiler ama daha gelmedi. Oldu. Bir de sana hemen cebine zaf koysaydı bari. Cebine koysaydı da hemen alıp gidip patrona yetiştirseydin. Patron 10 milyar dolar geldi. Bir Kahramanmaraş daha bulalım, bir maden daha açalım. Orada güvenlik tedbirlerini almadan işçileri dolduralım, patlatalım. Ondan sonra bir 10 kişiyi daha toprağın altında, hafriyatın altında bırakalım. Bize ne kardeşim deyip çekilelim kenara. Kaldığımız yerden Tayyip Erdoğan'ı nasıl deviririz diye mücadeleye devam edelim, öyle mi? Yok öyle kardeşim, yok, bitti o. Eski Türkiye'ydi o. Şimdi rakamlar ortada. Diz çöktürebildiler mi Tayyip Erdoğan'a? Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı, prensi buraya geldi. Türkiye onların ayağına gitmedi. Kilit bu zaten aslında. Onlar geliyor, onlar yapıyor. Ne diyelim, yaptıkları zaman da yapmayın mı diyelim? Mesela Fethullah Gülen çıktı, oturduğu yerden kalkıp, eğer biz yaptıysak bizim evlerimize ateş düşsün, eğer onlar yaptıysa onların evlerine ateşler düşsün dedi. Buradaki CHP'liler de alkışladılar. O bedduanın üzerinden 4 ay sonra Mahmut Tanal gitti, o Fethullah Gülen'in bankasına para yatırdı. Değil mi? Ne oldu bugün?
Ne oldu? Söylesinler, izah etsinler bugün. Mahmut Tanal parasını alabildi mi acaba? Onu merak ediyorum. FETÖ'nün bankasında para yatırdığı çok, parayı alabildi mi? Onda para çok. Ya. Onda para çok. Ali Karahsanoğlu'nu bile icraya verip, yani şimdi ağır laflar edeceğim. Daha yerel mahkemenin verdiği kararı koşa koşa. Rejimiz buldu. Evet. Fotoğrafı verdi. Evet. Bankasya değil mi o? Ne yazıyor tabelada? Bankasya yazıyor. Bankasya. Bankasya'nın bir şubesinin önünde. Yani diğer vatandaşlara tabii Fethullahçı falan demem ama aldatılmış insanlar. Ama ayrı bir şey daha var. Ayrı bir şey daha var. Şimdi o bankaya o gün mesela Mahmut Tanal'ın yanında biri daha Fethullah Gülen talimat verdi, gidin bankanızı kurtarın dediyse, gidip para yatırdıysa, o yanındaki adam soruşturmaya sanıksa, Mahmut Tanal bu işten hiçbir şeyi yoksa, anayasanın eşitlik ilkesi milletvekiline ayrı uygulanıyor, vatandaşa ayrı uygulanıyor derim ben. Yani dokunulmazlığı şimdi, var zaten. O dokunulmazlık kalktığı zaman bakalım görelim Mahmut Tanal neler yapıyor. Öyle icra dairelerinde icra memurlarını falan kafa kola alıp 7 lira alacağı varken, ki o alacak da manevi tazminat alacağı, 15 liraya nasıl haciz koyuyor, icra memurlarını nasıl kafa kola alıyor. Sonra o icra memurları, AK Parti iktidarından bahsediyorum bakın, altını çiziyorum. Buna hazırlıklı falan değildim. Bu konunun buraya geleceğinden yemin ediyorum hiç haberim yoktu. Türkiye'de nelerle uğraşıyoruz? Ali Karahsanoğlu, Mahmut Tanal'a haddini bil diyor. AK Parti iktidarını devirmek için şu yalana bu yalana başvurma diyor. Mahmut Tanal çıkıyor. Ben Ali Karahsanoğlu'yla aynı sınıftaydım hukuk fakültesinde. Ezik bir arkadaştı vesaire vesaire diye laflar söylüyor. Ben diyorum ki kardeş, ben seni hatırlamıyorum. Ben seninle aynı sınıfta olduğumu zannetmiyorum. Senin girişin şu, benim girişim bu. Aynı yılda girmemişiz hukuk fakültesine diyorum. Beyefendi gene yapıyor. Cevabını veriyoruz. Beyefendi ağırlanıyor, ağrına gidiyor. Koşuyor mahkemeye bu sefer. Ya konuşuyorduk, niye mahkemeye gidiyorsun? Kimin mahkemesine gidiyor? Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkan laflarla karar verdiğini iddia ettikleri mahkemeye gidiyor. O mahkeme ne karar veriyor? Mahmut Tanal değil, Ali Karahsanoğlu Mahmut Tanal'a hakaret etmiştir diyor. 7,5 milyar ödemesine diyor. Arkasından icraya veriyor Mahmut Tanal. Ben daha temiz etmişim, istinafa yollamışım dosyayı. İstinafın kararını beklemeden icra dairesine başvuruyor. Sadece benim değil, şirketim de bütün bankalara yazı yazıp paralarını haiz edin. Niçin? Gazetede yazılan iki satır yazı için. Basın özgürlüğü diyor, değil mi bunlar? Mahmut Tanal basın özgürlüğü diktatörün diyor. Diktatörün yargısı diyor aynı zamanda. İktidarın tabii yargısı. Tabii. Evet. AK Parti'nin yargısı. Ve yaptıklarını söyleyeyim. Ne yaparsınız? 7,5 milyar haciz kararı varsa mahkeme vermiş kararı. Evet. Şeklen alırsınız. Sonra istinaf bozduğu zaman da geriye alırsınız. Bozarsa. Bozmazsa da gider. Yaptıkları şey şu. Şirketin bankadaki hesaplarına, şuradaki buradaki alacaklarına, Ali Karahsanoğlu'nun maaşına, şuna buna hepsine birden bir bakıyorsunuz. Dosyada 7,5 milyar alacak, 7500 lira alacak görünürken 30 bin liralık para haczedilmiş. İcra memuruna diyorsun ki ya kardeşim 7500 lirayı zaten haczetmişsiniz. Tamam. Gerisini bırakın. Bakarız ya bir ara diyor. 3 gün, 5 gün, 10 gün bekletiyorlar orada. Kimin yargısı? Kimin icra memuru? Ya. Sonra ben gidiyorum Ankara savcılığına. Selam söyleyelim o Ankara savcısına. Selam söyleyelim. Bakın üzerinden 1,5 ay geçti. Hiç tık demedim. Ama buraya getiriyorlar artık. O Ankara savcısına selam söyleyeyim. Mahmut Tanal alacaklı, Ali Karahsanoğlu boşlu şeklen. Gerekçe şuradaki yazı, bana para vermiş, borcunu geri alamamış, alacağını alamamış değil. Mal satmış da benden parasını alamamış değil. Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararıyla basın davası da olsa kesinleşmiş bir tazminat alacağı falan yok. İstinafta dosya daha hala. Ya dedim, bu icra memuru 7500 lira için 25 bin lirayı haczetmiş. Adama söylüyoruz kaldırmıyor haczi. Böyle rezillik olur mu?
Şunun hakkında bir soruşturma açılsın diyoruz. Takipsiz karar veriyor savcı bey. Şimdi itiraz ettik. Bakalım onlar ne verecekler? Tayyip Erdoğan'ın yargısı. Buyurun. Şimdi böyle bir ülkede yaşıyoruz. Mahmut Tanal gidiyor. FETÖ'nün bankasına para yatırıp Tayyip Erdoğan'ı devirmek için Fethullah Gülen'in söylemlerine destek veriyor. Burası meşru bir bankadır diyor. Bu ülkenin başbakanı diyor ki bunlar haşhaşi, haşhaşi diyor. Nitekim haşhaşi oldukları da 2016-15 Temmuz'unda görünüyor. Uçaklarla bu ülkenin özel kuvvetlerine, özel çevik polislerinin tepesine bombaları atıp ikiz kardeşler vardı orada ya. Polis memuru ikiz kardeşler vardı. İkisini birden şehit etti. Hamile vardı ya. Öyle, hamile karnında. Tabii tabii vardı. karnında bebek olan bomba atarak bir polis memuru vardı. Polislerin üzerine bomba atarak işte haşhaşi oldukları ortaya çıktı. Mahmut Tanal nerede şu an? Bankasına para helalleşecek işte. Bunlar. Hayır tabii ya ben